Evet, selamünaleyküm dostlar, değerli arkadaşlar, merhabalar herkese. Bir Boyabat sabahından daha selamlar, saygılar, sevgiler. Tuğla yüklemesine devam ediyoruz arkadaşlar. İşlerimizin, güçlerimizin başındayız. Biraz sıkıntılı bu ara işler ama yapacak bir şey yok. Herkesin işinde olduğu gibi bizim de işlerimizde sıkıntılar olabiliyor. Şimdi ben 13.5 kısmını attım arabaya. Tuğla'nın 8.5 atılacak. Fırındaki tuğlanın boşalmasını bekliyoruz. Şurada palet yapıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Paletleme işlemlerine devam. Yani şuradan arkadaşlar bir 6.000 civarı 13.5 attım ben. Gerisini paletliyorlar. 8.5 da bu kapıda. Şuranın paletleme işi bittiği zaman ya da oranın paletleme işi bittiği zaman fırın boşaldığı zaman 8.5'a geçecekler. Ben de o arada 8.5 ismini yükleyeceğim kalan tuğlayı. Görüyorsunuz arkadaşlar, palet işine devam. Hani bazı arkadaşlar diyor ya, abi bu zamanda teknoloji bu şekilde mi, paletle olsa olmuyor mu diye. Fark etmiyor arkadaşlar, palete de bakın, yine fırından çıkarıp elle diziyorlar. Yani bizim paleti götürmemizin bir sıkıntısı ne bize? Gittiğimiz yerde forkliftle boşalmıyor, vinçle boşalıyor. Vinçle boşaldığı zaman da bize sıkıntı oluyor arkadaşlar. Forkliftle veya manitoyla boşalsa hiçbir sıkıntımız yok. Rahat rahat alınıyor. Ama vinç işi işin içine girdi mi bize sıkıntı doğuyor arkadaşlar. Sıkıntı olduğu zaman da bu şekilde olmuyor. Palet işine devam. Burası bir şey kalmadı. Bitmek üzere. Bittiği zaman 8.5'unlukla yüklemeye başlayacağız. Paletlerle böyle alınır. Streçleme makinesine gidiyor arkadaşlar buradan da. Paleti tuğla yıkılıp bozulmaması için şöyle burada streçleme makinesi var. Orada etrafı streçleniyor ki tuğla dökülmesin. 8.5'da burada da bir kapı da var. Şimdi 13.5'ını gördüğünüz gibi atılmış. Şöyle aracımıza. Arka taraf boş, buraya da 8.5 atılacak. Buraya da 8.5 atılacak. Biz de devam. Herhalde bitti gibi bir şey arkadaşlar. 8.5'a yatay geçiş şimdi. Burası bitti sayılır. Neyse birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda ne yaptık? Tuğlamızı yüklemeye başladık. Tozdan topraktan da durulmayayım. Yükleme işlemine devam ediyorlar. Normalde birader de benimle gelecekti bu tur. Birader gelemedi arkadaşlar. Tekim bu tur yine.
paletli tuğla, paletli tuğla dediğimiz şey şu arkadaşlar, bakın. Buna da elle yükleniyor yani. Değişen bir şey yok. Bizim araca forkliftle yükleniyor sadece. Yeni dizilen tuğla. Biraz karanlık görünmüyor pek ama idare edin yani. Evet değerli dostlar, yükümüzü yükledik. Bismillahirrahmanirrahim deyip yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. Boyabat'tan çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hayırlısıyla yola devam. Dostlar. Şimdi kıyıdan kıyıdan devam ediyoruz bakalım. Hava sıcak, 33 derecelerde gösteriyor şu anda aracın derecesi. Ama dışarısı nem var arkadaşlar. Bunaltıyor adamı yani. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle güzel manzaralı bir şekilde buraya doğru da devam ediyoruz. Çoktan beri sizlerle birlikte buraya doğru olmamıştık. Buraya doğru video yapmamıştık. Şimdi elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz ama inşallah birleştirebiliriz. O sıkıntımız da var ya. Dayım.
ot yüklemiş taksiye götürüyor ya. Ot yüklemiş götürüyor taksiye. Buraya doğru da yola mucur sermişler arkadaşlar. Mucurun yolda olması da sıkıntı. Hani yolu düzeltiyorlar ama bir nevi de bize zarar ediyor. Kaç tane cam kırdık burada. Daha bu arabanın camını çatlattık sıfırken ya. Bu yolun yüzünden. Araba sıfırken cam değiştirdik bu arabaya biz. Yanımızdan hızlı bizi sollamaya çıkan araçlar hızlı geçiyor. Mucur da yeni serilmiş olduğu için çatır 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 lastik atıyor. Mucur cam gibi keskin oluyor. Cama vurduğu zaman sivri yeri ya da keskin yeri çatlatıyor, kesiyor camı. Bayağı bir yatışmış yol da. Geçen gün daha yeni serilmiş idi giderken. Vallahi elim camdan dışarıda devamlı durdu. Arkadan gelene devamlı yavaş 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 hep yanımızdan yavaş yavaş geçmesini sağladık. Yine de arada hızlı geçenler de var anlamayıp da yani. Anlamayıp derken işine gelmeyen. Adam kaptırmış gidiyor ya. Evet arkadaşlar, burada da yolda ne var? Kesmişler. GBT sorgulaması yapacaklar büyük ihtimal hemen. Belki bize yaparlar, belki yapmazlar. Belki gel derler. Kimse olmadığı için bize yapacaklar herhalde. Geçtirdiler bakalım bize. Ellemediler. Bize ellemediler arkadaşlar. Heh. Az önceki uşak mektubumda mektubum diye tutturmuşydu Mahir abiye. Şimdi de gelmiş burada yatıyor bak. Gelmiş burada oturuyor. Mahir abi bunu gelse burada görse bundan sonra
Hali hiç iyi değil yani. Evet dostlar, Han önündeyiz. Han önüne doğru devam ediyoruz. Şöyle. Aa, bu virajı döndü müydük? Şapadanak diye karşımıza çıkacak. Şapadanak diye. Şapadanak diye karşımıza çıkacak ha. Aha da Han önü. Ne oldu? Gördük şimdi Han önünü. Ne oldu? Aha, geldik Han önüne. Aha, Han önüne geldik. Şapadanak diye de gördük. Gördük. Gördük de ne oldu şimdi? Ha, buradan geçtik. Köprüden geçtik. Böyle ilerliyor. Burada mobeseler var. Bizi çekti. Hadi bakalım. Hanım ablam pembe terliklerini giymiş. Lepedek 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 gidiyor. Aha, hanımın merkezine geldik. Aha geldik. Tam burası merkez. Kırmızı ışıklar var. Aha durduk. Aha durduk. Ne oldu? Durduk da ne oldu şimdi? Ne oldu? Kırmızı ışık yandı da ne oldu şimdi? Durduk. Aha durduk da ne oldu? Han önü çok güzel bir yer. Bakın. Aa, ister inanın ister inanma. Yeşil yandı. Küçük ya. Böyle sakin bir yer arkadaşlar. Güzel gerçekten. Ya, toplu bir arada yani. Camisi, bankası, bakkalı, çakkalı hepsi bir arada. Polisi, belediyesi, marketleri. Hepi cüğü burada. Hepi cüğü burada. Ablam domatları toplamış, biberleri toplamış gidiyor. Bak. Orman işletmenin şeyi bile burada. Lojmanları. Aa, buralara yeni yeni binalar yapıldı. Bu yolu yapamadılar burada bir türlü. Şu yolu da yapsalar tamam olacak iş. Binayı daha yeni yaptılar da bundan daire maire satmadılar herhalde daha ya. Komple duruyor. Evet. Buraya doğru. Ha, burası belediye binası mı acaba? Kaymakamlık. Dur bakacağım ne yazıyor. Hanıtı. Kaymakamlığıymış. Hanıtı kaymakamlığı. Evet kaymakamlık. Yani 10 dakikada hepsini dolanabilirsin arkadaşlar. Yürüme. Yürüme mesafesinde hepsi. Sağlık ocağı, hastane. Hepsi buradalar yani. Ve Han önü bitti. Aha geldik. Han önünü geçtik. Aha gidiyor. Ne oldu şimdi? Geçtik geldik gidiyor. Oldu bitti. Halk eğitim merkezi. Aha burada küçük halk eğitim merkezinin küçük okul gibi yeri de vardır. Pandemi döneminde şey olarak da hastane olarak da kullanılabilir. Hastanenin yanında küçük ek olarak. Pandemi döneminde lazım oldu öyle yerler. Durumu ciddi olanlar yatırdıkları zaman böyle ayrı yerlerde yatırmaları iyi oldu yani. Baya. Pandemide milleti kandırdılar ya. Kandırdılar yani işin açığı böyleydi. Milleti stresten, sinirden hasta ettiler. Evlere tıktılar. Hasta ettiler milleti.
Hasta olmayan millet bile sinir hastası oldu. Krize girdi millet ya. Sinir, stres. Verdikleri ilaçlarla, iğnelerle milletin vücudunun şeyini bozdular, yapısını bozdular. Millet daha kendini toparlayamıyor ya. Millet kendini toparlayamıyor ya. Evet arkadaşlar, hepinizi seviyorum, saygılar, selamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Tatar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Abone olmaya devam. Katıl butonundan ve süper teşekkürden de bizlere katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum, saygılar, selamlar diliyorum tekrardan. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden, akranlarımın da yanaklarından şöyle mucuk mucuk ediyorum. Seviyorum sizleri deyip bay bay. Ama desteklere devam arkadaşlar. Katıl butonundan, özellikle imkanı olup da katıl butonundan ve süper teşekkürden bize destek veren arkadaşlara teşekkür ederim. İmkanı olmayan arkadaşlarımız da bizlere abone olup beğeni tuşuna basarak videolarımızı sonuna kadar izleyerek bize destek olabilirler. Onlardan da Allah razı olsun tabii ki. Diğer arkadaşlarımızdan da, katkıda bulunan arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Hakan Tunç, Yasin Çınar, Ümyan abla, ondan sonra katkıda bulunan arkadaşlarımız, Abdullah abi vardı daha önce. Diğer arkadaşlarımız, bunlar bizlere üye olup, katıl butonundan katılıp üye olup süper teşekkürden de destek verip bizlerin ilerlemesini sağlayan herkesten Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay diyorum.